Cacık da yiyin. Kuru cacığımız var. Kabak dolması değil mi? Kabak, patlıcan ve biber dolması geldi. Evet Fatıma, gel senden başlayalım. Sen daha önce yedin mi canım? Evet, ben yedim zaten kuru dolmalarından. Evet yedim. Evet. Ben önce ama cacık şey arasınca kula kabul etmiyorum. Cacık bu arasınca... Kuru dolmanın yanında hani ferahlatıcı, fresh tamam, anlamında. Tamam ama arasınca kula kabul etmiyorum. Belki gelebilir arası de. Arası yok zaten. Evet ama böyle bir tarz sevmem zaten. Tarz havuç mı? Tarator yapılıyor mesela yoğurtlu. Evet. Mesela o da arasıcak sayılıyor ya. Hani neden bu sayılmasın? Ben de kabul etmiyorum öyle bir şeyi. Kabul etmiyor musun? Ama evet. Ben seni kabul edeceğim menüyü hazırlamadım. Kabul edeceğim. Tamam, dolmanın yanına ne gidecekse. Benim şahsi fikrimi söylüyorum. Mesela dolma yediğinizde yanına yoğurt yiyor musunuz? Ben yemiyorum. Ama yenir. Ama bak ben ama yenir, yiyorum ben değil. Normalde yenir. Tamam ben yenir. Ama yakışır mı bunun yanına yani? Evet. Çok kel alaka bir şey yapmamış. Ben çok beğenmedim. Belki sade yoğurt getirebilirdiniz. Yani sade olabilirdi. Yoğurt, evet. Sen sade yoğurt getirdin ben, diyecektin. Yok. Öyle aslında bir şey söylemem zaten. Döşeyip yapacaktım ama şimdi ona da laf edersiniz. Belki niye güzel olurmuş öyle? Yoğurtsuz yemek isteyen olur diye düşündüm. Niye dolmanın yanında sen nasıl sunmak istersen yani o senin tercihin. Şimdi diyor ya ben onu kabul etmiyorum. Ben öyle yemem diye. Yoğurt kabul edermiş. Cacığı kabul etmiyor. Yani cacık ben kabul etmiyorum. Peki nesi olmamış bu kuru cacığın onu söyle bize. Cacık bir şey değil zaten ben diyorum bunun yanında cacık kabul peki, etmiyorum. Peki ama o koymuş. Evet. Sen şimdi bize bunun tadının nasıl olup olmadığını anlatacaksın. Yani cacık normal bir cacık. Her normal tarafta. Değil kuru cacık bu olmuş mu? Sen kuru cacık nasıl oluyor biliyor musun? Evet süzme yoğurtlu oluyor. Tamam bu güzel olmuş mu bu kuru cacık? Yani o tadı nasıl Fateme? Cacık ya yani normal bir cacık. İşte normal cacık. Değil kuru cacık ya. Evet kuru cacık gibi cacık. Olmuş mu? Kuru cacık hiç yani böyle bir cacık yemedim. Nasıl? Ama yedin çünkü dedin demin. Böyle yemedim. Bunun özelliği normal yoğurtlu cacık mı yedin? Fateme Hanım ya safa yatıyor. Hayır. Ya da yani puan vermemek adına hiçbir şey beğenmiyor. Nasıl? Nasıl puan vermeye İşte nasıl biz de onu i̇şte anlamadık. Yani. Yedim mi yedim? Böyle mi oldu yok ben yemedim diyor. İki gün önce şöyle diyorlar hiçbir şey beğenmiyorsun. Bugün geliyorlar ne oldu her şeyi beğeniyorsun. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir saniye. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an bir sorun başka evet ama... Pişmiş pilava pişmemiş dediniz, 5 puan verdiniz. Ertesi gün hiç beğenmediğiniz şerit olan kaburgaya... Ama zahmet vardı, strateji, emek vardı. Strateji yanlış diye değiştirip Kerim Bey'e 6 puan verdiniz. Evet. Bugün de geldiniz, şimdi hiçbir şey beğenmiyoruz. Siz nasıl beğendiğiniz siz nasıl davranıyorsunuz o şekilde cevap veriyorum. Silip halde 6 veriyorsunuz. Evet, ana yemeğine 3 puan verdim. Bir salata, ana yemeğe 2 puan, 3 puan. Silip süpürdünüz, 6 verdiniz. Çerkez tavuğundan sinir çıktı, harşıl suluydu zaten. Evet. Tamam, onları konuştuk. Silip süpürdünüz, 6 verdiniz. Şimdi tatlım, mesele şu. Şimdi bu kadın menüsüne kuru cacığı da artı bir ürün olarak yazmış. Bu da dolayısıyla değerlendirmeye tabi. Yani siz buna da puan vereceksiniz ya. Onun için sizin yani işte kuru cacık biliyorum yedin dedin ona istinaden sordu. Şimdi yemedin dersen başka bir şey. Şimdi kuru cacık normalde nasıl olması gerektiğiyle ilgili kriterlerimiz var. İşte sulu olmayacak, diğer cacıklar gibi olmayacak. Efendim kullanılan yoğurdu vırtı zırtı farklı. Dolayısıyla bu hani sen puan vereceksin ya buna. Onun için soruyorum. Sen biliyorum dedin şimdi yemedim dedin. Yok öyle yani bir şey yok. Yani yanlış bir değerlendirme öyle bir şey yok. Olmasın yok. Diye soruyorum. Üstüne zeytinyağı oluyor, dereotu oluyor. Öyle bir şey yoktu. İşte o isteğe bağlı ya. Ya şimdi ama sen dereotunu siz... seversin, normalde bizde de nane koyardık. Ama örnek koyuyorlar veriyor. İçine. Konuluyor içine. Gerçekten. Öyle değil mi? Tamam sunumda yapabilirdim ama nane ben bu şekilde servis vermek öyle istedim. Getirdiniz. Çünkü dolmam o kadar çok malzemesi var ki içinde nanesi, maydanozu. Hani çok fazla da ağır olmasın diye fresh alın diyerekten aslında. Şimdi ona da yağ koysam çorbadaki evet yağ fazlaydı. Onu da aynı şekilde yağı fazla diye de bilirdiniz. Peki dolma nasıl olmuş Fatime? Dolmalar. Dolmalar ben çok beğenmedim zaten böyle bir tarz. Biraz acı geliyor. Biraz da pirinçleri aynı eşitte pişmemiş. Biraz da tıkır tıkır geliyor. Biraz da pişmiş geliyor. Hangisi öyle. De pişmemiş mesela? Burası. Çünkü burası. Şöyle her kata farklı döşemedim. İşte biber, kabak, patlıcan onları karışık eşit yerleştirdim pişmemiş. Özellikle. Hani dış katmanı serttir belki o yüzdendir diye biraz dediniz ama. Biraz bilmiyorum yani. İnanın biber belki yırtıldı birçoğu hatta. Bazı yerlerde de biber çok baskın geldi bana. Ama bazı yerlerde ekşi geldi. Yani hepsi aynı eşite bilmiyorum karıştırmamışsınız peki, belki. Peki size de sorayım. Dolmaların bazılarının içi daha iyi pişmiş daha az pişmiş diyen var mı? Dengesizlik var mı sizin tabakla? Sizde var mı yoksa daha az pişen pirinç? Ben yok. Ben üçünü de denedim ben gerçekten arkadaşlar. Bazılarını çok beğendim. Bak yok. Bana da biraz. Orta kısımlarında var. Kalmış. Pirinci ıslattınız mı? Bir de etlerimiz de kuru. Dolmanın pirincini yıkıyoruz. Efendim. Pirinci ıslattığınız zaman kuru. Böyle bir risk olmuyor. Pardon.
Evet, ben bende de oldu. Kadın. Ben de özellikle herkese bu konuyu sordum. Çünkü bende de bazıları daha diri, daha iyi pişmiş, bazıları daha az pişmiş. Peki sen nasıl buldun Kerim? Oo, bulamamış. Ben hepsini yedim. Çünkü yemiş. Hepsini yedim. Dediğiniz gibi bir tık böyle kıtırlık var ama o beni çok rahatsız etmedi. Çünkü yoğurtla birlikte yedim. Çok beni rahatsız eden bir durum değildi. Acısı da çok güzeldi. Cacığında sadece nane isterdim. Tabii ki de tercih evet, sesini. Evet gider ya. Kuru nane böyle gider. Böyle ızıcık biraz bir kuru naneyle karıştırsaydınız kıvamı çok güzel. Kuru cacık mı? Evet. Ama nane olsaydı daha iyi olabilirdi. Genel anlamda çok beğendim. Efendim. Kerim Bey sadece ara sıcağı beğenip 7 puan mı vereceksiniz? Çünkü daha demin Zuhal Hanım sorduğunda benim tabağımda dirilik yok dediniz. Şimdi de bir tık bazılarında var dediniz. Bir tık. Bir gücüm olsun istiyorum. Dedi ama. Rahatsız etmedi beni. Bir tık. İlk başta hiç yok dedi. Hani hiç yok değil. Hiç bir tık dediniz. Var. Çok şöyle az. Bir yapsam da geçmişe bir iki saniye bile bilsek keşke. Hayır, bir çay bardağı belki su daha ekleseydiniz, bir çay bardağı su ekleseydiniz. İnanın bir saatten fazla kaynatsaydınız olabilirdi. Suyu da ama çok fazlaydı. Ben lapa gibi sevmiyorum, gayet lezzetli. Dün çünkü Eren Gül Hanım da size aynısını yaptı. Beğenmedim dedi, 7 puan verdi. Bugün herhalde yine birbirinize yediler orada. Korkuyor musunuz? Benim... Korkmuyorum da korkuyor işte, musunuz? Korkmuyorum da yani. Sonucu olmaktan korkuyor musunuz? Beğenince tabii ki de beğeneceğim. Son gülen iyi gülecek. İnşallah. Son gülen iyi gülecek, aynen inşallah. Etiniz zaten... de bu arada çok kuru. Dolmanın eti bu arada çok kuru. Hani gösterebilirim. Altında kemikli et yağlıydı zaten. Ben onu özellikle yağsız seçtim. İçindeki o çiğden kuruldu. Tamam ama kuru. Hani ben yani, ekstra kurumuş. Pişirip kurutmadım. Ayrıca içeri bana da kuru geldi. Böyle çok tuhaf böyle bir pütürümsü sosu çok... Pütürümsü mü? Yani kuru. Bayağı aşçı tekniğiyle konuşabilir misin? Ağzında çeviremedim. Yağmaz. Yiyemedim. Yani evet yağ az. Aynen doğru. Sinirden Kerim Bey'e cevap verebilirim. O kadar çok yağ koydum ki inanamazsınız. Ama şöyle inanamazsınız ben de göstereyim kuru. Afiyet olsun. Eşelemeyin isterseniz. Yok, görmeniz gerekiyor ya. Eşelemek değil mi? Yo anladım seviyor. Ben. Afiyet olsun. Yemeklere saygısızlık yapmayı seviyor. Eşeliyor böyle. Nereye atıyor. Gidiyorsun? Daha şey Sevda mı? Özür dilerim. Bitti zannettim. Çok yok, özür dilerim. Rica ederiz. Çok sinirlendi. Evet Sevda. Ben de dediğiniz gibi... Pardon kurucacık nasıl? Kurucacığı güzel. Güzel. Evet Sevda sendeyiz. Pirinçlerini biraz diri buldum. Aslında pirinçleri ıslatsaydınız öncesinde... Islatma derken bayağı yıkadım aslında. Pirinç gibi ıslatıldığı zaman bu risk olmuyor aynen. Yani biz hiç o şekilde yapmadığımız için bilmiyorum. Ortaları mutlaka kalabiliyor çünkü. Çünkü hepsi aynı oranda yiyip çok büyük bir tencere kullanacaksınız. Büyüktü tencere. Aynı üst üste koyduğunuz zaman o risk var. Ben çok aşırı baharatı sevmiyorum. Hani baharatı bir tık bana fazla geldi. Evet emek... Hatay'da bir tık daha böyle baharatlı i̇şte olur yani. İşte yöreye evet. göre değişiyor. O yüzden pardon şey kendin getirdin hepsini değil kendim mi? Getirdim. Daha bir hissedilir oluyor evet. onların. Yani bizim çarpı iki düşünün lezzetlerini, evet. keskinliklerini bağlamak. İçindeki acılık da acı biber salçam vardı çok ama aşırı bir acı değil. Yok, aşırı bir acılığı sadece yok. Kuru biber var ya doldurdum. O acıydı. Sadece hepsine eşlik etsin diyerekten. Tek yöresel yemekleri yani. Tercih ederken bence baharatlar vesaire o taze otlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü alışılmışlık dışında bir şey. Dikkat etmemiş mi? Yani mesela bana şey geldi. Biraz daha hani baharat öne çıkmış gibi geldi. Et de şöyle hem altında kullanmışsınız kemik olarak. Eğer altında kullansaydınız içinde kullanmamanızı tercih ederdim. Hem içinde hem altında. Yani kuru dolmada öne çıkacak olan şey bence içerisindeki harçtır. Çünkü ana madde budur. Hem altta kemik, etli bir kemik, hem içinde bir et. Yani ya içinde kullansaydınız... Başka bahane sayacak mısınız gerçekten? Çünkü bu Hatay kuru dolma. Anlatabildim mi? Hatay, yani bu benim kendi Hatay kuru dolmam dolma değil. Hindek, çerkez peyniri böyle oluyor. Sevda'nın çorbası değil. Hatay'ın kuru dolması. Cırcığı da bitireyim. Araştırdığınızda gerçekten bu baharatların daha da fazlası var. Cacığı da ben bunu hani ben cacığı kuru fasulyenin pilavın yanında severim. Dolmanın yanına yemez misiniz? Yani bu cacık dediğiniz tercih zaman... Tercih meselesi bence. Bu aslında şeydir biraz mezeye girmeli bence. Hani süzme yoğurtu zaten her şeyin içine koyduğunuz sizin zaman... Pancarlı yoğurt. Meze olarak da gelir önden doğru. Hatay sofrasında da gelir. Süzme yoğurtu gelir. Mesele bence yemek yaparken... Lezzetlendirmelerde süzme yoğurt koyduğunuz zaman zaten süzme yoğurt lezzetlidir ve öne çıkartacak. Salatada da sadece önemli olan lezzetliydi. Bu malzemeleri kullanmadan bir şeyleri öne çıkartmaktır bence.